Diyelim ki aracınızla yolda ilerliyorsunuz. Önünüze aniden çıkan biri bana çarptın diyerek bağırmaya başladığında yapacağınız ilk şey elbette ki onu hastaneye yetiştirmek olacaktır muhtemelen. Ancak aman dikkat, yardım edeyim derken organize bir hırsızlığın, iyi niyetinizin kurbanı olma ihtimaliniz de var ki oldu. İşte araba hırsızlarının kirli oyunu ve o tezgah. Bana çarptın diyerek sürücüleri kandırdılar, iyi niyetlerini suistimal edip otomobillerini çaldılar. İnsanlık yaptım, karşında kötülük gördüm. Hırsızların yeni yöntemi akıllara organize işler filmini getirdi. İşte o mağdurlardan biri de İmdat Yiğit'ti. Hırsızlar benzer bir tuzağı ona da kurmuştu. Ancak kendisi olacaklardan habersizdi. Hırsızlardan biri ayağım ezildiyerek yardım çığlıkları attı. O da insanlık görevi adına yardım etmek için aşağı indi. Ancak başına gelmeyen kalmadı. Zorla araca bindirdim ön koltuğa. Kontağa bastım, devam edeceğim. Abi telefonum düşmüş dedi. Tabii in al deme şansım yok, feryat ediyor. Bakarız dedim, indim. İstop ettim, aracı indim ama anahtar üstünde bıraktım. Aracı aldı kaçtı. Neye uğradığını şaşıran İmdat Yiğit otomobilinin peşinden koşsa da yetişemedi. Hastaneye götürmek için arabasını aldığı kişi tarafından soyulan talihsiz adam soluğu karakolda aldı. Hırsızların hedefinde bu kez araçlarını çalışır vaziyette bırakıp markete ya da fırına gidenler vardı. Hırsızlar fırsat kolluyordu. İşte o fırsatlardan biri Maltepe'de bu caddede yakalandı. Şüphelilerden biri çalışır vaziyetteki arabaya bindi, gaza basarak kayıplara karıştı. Artan şikayetler üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kameraları incelendi, hırsızların kimliği tespit edildi. İki hırsız gözaltına alınırken çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi. Tekrar böyle bir şey başına gelse durup yardımcı olur musun? Yardımcı olurum ama o kadar şey yapmam yani, anahtarımı alırım. Üzerime giderse de öyle gitsin. Yakalanan şüphelilerden birinin hırsızlıktan 48 kaydı çıktı. Benzer yöntemle 9 otomobili çaldığı belirlendi.